1991 yılında İspanya'da aralarında Eduard Corbenal'ın da bulunduğu İspanyol paleoantropologlar 1.2 milyon yıl öncesine tarihlenen çoğunluğu 3 ila 18 yaşları arasında değişen 28 erken insan fosili keşfettiler. İlk gördüklerinde bunlara modern insana benzerliğinden dolayı öncü insan anlamına gelen Homo antecessor ismini verdiler. Fosillerin fiziksel görünümü Homo sapiensler ile Homo neandertallerin ortak atası olduğunu düşündürdü ve bu birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Bilim insanları binlerce yıl kayalıkların arasından gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen ufak yüzlü Homo antecessor fosilinin çıkıntılı yüzüne baktıklarında bir insan çocuğunun iskeletine bakıyormuş gibi hissettiler. Hislerinde haklıydılar. Çünkü Atapuarca'da bulunan bu kafatası Grandolina çocuğu adı verilen ortalama 10-12 yaşlarında bir çocuğa aitti. Grandolina'dan sonra başka çocuk fosilleri daha bulundu. Erken insanların sadece kafataslarına bakarak türler arasında kıyaslamalar yapmak oldukça zordur. Fakat bunlar çocuklara ait olduğunda bu durum çok daha zor ve tartışmalı bir hal alır. Bu erken insanların gençken kafası biraz daha ufaktı. Bu yüzden modern insanların kafatasına benziyordu. Ama yaş alıp büyüdükçe kafatası da büyüyecekti. Bazı bilim insanları kafası büyüdüğünde onun Homo heidelbergensis türüyle aynı olacağını düşündüler. Fakat bilgisayar yazılımları sayesinde büyütülen kafatasları bu çocukların yetişkin olduğunda Homo heidelbergensis veya Homo neandertallere benzemeyeceğini gösteriyor. Paleoantropologlar bulunan Homo antecessor'un kürek kemiği fosillerinin şempanzelerin kemiklerinden daha çok Australopithecus ve Homo erectus türlerine benzediğini belirtiyor. Şimdilik Avrupa'nın bilinen en eski insan türü olan Homo antecessor'un evrim ağacındaki yeri ve diğer homo türleriyle olan ilişkisi halen bilim insanlarının kafalarını karıştıran önemli bir konu. Birbirinden farklı öneriler ve bilinmeyen çok fazla gizem var. Fakat yine de öğrenilen küçük bilgiler bile bu karanlığı biraz olsun aydınlatmayı başarıyor. Örneğin 2020 yılında Nature'da yayınlanan bir makale, bulunan Homo antecessor dişlerinde yapılan analizlerde bu türün Homo sapiens, Neandertal ve deniz ovanlarla kardeş bir soydan geldiğini, yani Homo heidelbergensis'in atası olmadığını gösteriyor. Bazı bilim insanları ise Homo antecessorların Homo neandertaller ile ortak atamız olan Homo heidelbergensis'ten bize daha yakın olduğunu ve onlardan evrimleştiğimizi düşünüyor. Makale aynı zamanda bölgede bulunan dişlerde yapılan araştırmalarda Homo antecessorların alet yerine dişlerini ve çenesini kullandığını da gösteriyor. Dişlerin çok aşınması ve ateş kullanımına dair bir kanıt olmaması Homo antecessorların bitkileri, etleri ve hayvan derilerini dişleriyle sıyırarak yediğini düşündürüyor. Bazı bilim insanları Homo antecessorların Avrupa'nın büyük buzullaşmasını atlatamadığını düşünüyor. Yani Homo antecessorun gerçekten atalarımızdan biri olduğunu söylemek için henüz çok erken. Ama yine de bilim insanları Homo neandertal ve deniz ovalılarla kardeş bir gruptan gelmesinin daha olası olduğunu da belirtiyor. En yakın ortak atamız belki henüz keşfedilmedi. Ama fosil kayıtlarına bakılacak olursa bulunacak fosilin anatomisi ve özellikle yüzü Homo heidelbergensis'ten çok Homo antecessor'a benziyor olacak. Atalarımız binlerce yıl farklı insan türleriyle bir arada yaşadı. Daha sonra Homo cinsindeki bütün insanlar dünyanın çeşitli bölgelerine doğru yayılmaya başladı. Bunlardan bir tanesi 1980 yılında Budist bir rahibin dua etmek için Tibet'teki Barşiya Karst mağarasına gitmesi ve üzerinde dişlerin olduğu bir çene kemiği fosilini bulmasıyla keşfedildi. Fakat gerçekte ise bu kemikler neredeyse 40 sene boyunca kimsenin ilgisini çekmedi ve bir depoda üstü tozlanarak bekledi. 2008 yılında Sibirya Altay Dağları'ndaki Denizova Mağarası'nda bir parmak kemiği ve diş fosili bulundu. Daha sonra 2010 yılında Nature dergisinde yayınlanan bir makalede Toronto Üniversitesi'nden paleoantropolog Ben Sviolo ve diğer bilim insanların bu fosillerin genetik analizleri üzerinde çalıştıklarını ve bu insan türünün genlerinin farklı bir dizilime sahip olduğunu duyurdu. En etkileyici sonuçlar Budist'in Bayşiya mağarasında bulduğu çene kemiği sayesinde ortaya çıktı. Bu kemik deniz ovalıların çoğalarak doğuya doğru göç ettiğini gösteriyordu. Deniz ovalıların Asya'daki varlığı bu genetik çalışmalardan dolayı bütün dünyada kabul görüyor. Bilinen sınırlı fosil kanıtısına rağmen bilim insanları deniz ovalıların 100 bin yıl önce yaşayan dikkat çekici farklı bir tür olduğunu düşünüyor. Teknolojinin gelişmesi ve bilimin ilerlemesi sayesinde antropologlar artık Homo sapiens ile bulunan diğer insan türlerinin genomlarını kolaylıkla karşılaştırabiliyor ve çıkan sonuçlar sayesinde bugün genlerimizde bulunan DNA izlerinden atalarımızın tarihin çeşitli noktalarında hem neandertaller hem de deniz ovalılarla çiftleştiğini biliyoruz. Günümüz modern insanların sahip oldukları neandertal ve deniz ovalı DNA'sının miktarı bölgeden bölgeye ve etnik soya göre değişiklik gösteriyor. Özellikle ataları Avrupa ve Asya'da yaşamış insanların DNA'larının %2 ile %8'in neandertallerden aldığı düşünülürken deniz ovalı DNA'sı %1 ile %5 oranında değişkenlik gösteriyor. Şimdilik sadece özellikle %3 ila %5 arasında Asya, Avustralya, Malezya, Filipinler ve hatta Kuzey Amerika adalarında yaşayan insanlarda belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor.
Papua Yeni Gine genomunda %6 deniz ovalı DNA'sı bulunan en yüksek seviyedeki bölgeyi oluşturuyor. Tibet halkının yüksek rakımlarda hayatta kalmalarına izin veren genin de onlardan miras kaldığı düşünülüyor. Bu tespitler aynı zamanda deniz ovalıların denizcilik yapabilen oldukça gelişmiş bir insan türü olduğunu da gösteriyor. Bilim insanları antik atalarımızın göç rotaları üzerinde ilerlerken Asya ve Avustralya faunasını birbirinden ayıran Wallace çizgisini geçtiklerini ve daha sonra aynı şeyi yapan modern insanlarla çiftleştiklerini düşünüyor. Bu adalar muhtemelen günümüz Asya'sı gibi kalabalık olan ana karadan uzakta kendi kendilerine evrimleşebilecekleri uygun bölgeleri oluşturuyordu. Bu fosil 1933 yılında Çin'de köprü inşaatı sırasında çalışan bir işçi tarafından bulundu ve değerli bir şey olduğunu düşünerek yaklaşık 80 yıl boyunca evinin kuyusunda sakladı. İyice yaşlanıp ölmeye yakın bir zamanda ailesine itiraf etmesiyle de bilim insanlarına ulaştırıldı. Ejderha insanı anlamına gelen Homo longi diye tanımlanması bu yüzden 2021 yılını buldu. Ortalama 150 bin yaşındaki ejder insanı kafatasının bu bölgedeki göç ve evrim sürecini aydınlatması için umut verici bir aday olduğu düşünülüyor. Tibet ve ejderha insanının çene kemiği birbirine benzediği için artık olası deniz ovalıları nasıl bir insana benzedikleri canlandırılabiliyor. Bu fosiller Homo sapiens olma yolunda olmayan, kendi bölgelerinde yüz binlerce yıl yaşayıp evrimleşen ve sonunda da soyu tükenen ayrı bir daldan geliyor. Eskiden Afrika'da yaşayan insanların neredeyse hiç Neandertal ve deniz ovalı geni taşımadığı düşünülüyordu. Fakat yeni çalışmalar Avrupa ve Asya'dan Afrika'ya geri dönen insanlar sayesinde bu iki insan geninin Afrika'ya taşınmış olabileceğini gösteriyor. Bilim insanları Himalaya dağları ve Avrasya buz tabakasının genişlemesi sonucu yaklaşık 600 bin yıl önce Neandertaller ve deniz ovalıların birbirinden ayrılarak farklı türlere evrimleştiğine inanıyor. Fakat daha sonra tekrar birleşen ve çiftleşenlerin olduğunu söylemek de olası. Oxford Üniversitesi Radyo Karbon Biriminden Müdür Yardımcısı Tom Heim, lisansüstü öğrencilerinden Samantha Brown'a daha önceden deniz ovası mağarasında keşfedilen kemikleri numaralandırması ve etiketlendirmesi için bir görev verdi. Brown yaklaşık 1500 kemik içinden birinin farklı olduğunu düşündü ve bunu hocasına götürdü. Bu fosil daha önceden deniz ovalıların gen dizilimini çıkaran Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nden Steve Pavo'ya gönderildi. Araştırmalar sonucu ortaya çıkan gerçek oldukça ilginçti. Çünkü bu kemik deniz ova mağarasında annesi Neandertal, babası deniz ovalı olduğu düşünülen 13 yaşında ölen genç bir kızın koluna aitti. Dene adı verilen bu kızın yaklaşık 90 bin yıl önce yaşadığı ve Neandertal ile deniz ovalıların melezi olduğu düşünülüyor. Bu mağara Avrupa'da yaşayan Neandertaller ile Asya'da yaşayan deniz ovalılar için sınır bir bölgeyi oluşturuyor. Bilim insanları Dene'nin annesi olan Neandertal'in bu bölgede babası olacak olan deniz ovalı ile karşılaşıp çiftleştiğini düşünüyor. Ama yine de deniz ovalıların tam olarak neye benzediği ve nerelerde yaşadığı bir süre daha sır olarak kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Genelde homo türlerinin birbirlerinden evrimleşip en son sürüme, yani biz homo sapienslere dönüştüklerini düşünürüz. Fakat bu yanlıştır. Diğer türlere düşük modelmiş gibi bir bakış açısı çok doğru değil. Evet, atalarımız geriye doğru gittikçe bir yerlerde birleşiyor ve ortak ataya ulaşıyor. Hatta bu türler bazı bölgelerde karşılaşıyor ve çiftleşiyorlardı da. Ama yine de farklı insan türleri olduğumuzu unutmamak lazım. Bu sınırlar elbette keskin değil. Bazı ara türler birçok farklı türün özelliğini kendinde bulundurabiliyor. Coğrafyaya ve hayatın zorluklarına adapte olup örgütlü olabilen ve üreyebilenler hayatta kalmaya devam ederken bazıları yok oldu. Ve önceki buzul çağlarını atlatan pek çok insan türü özellikle son buzul çağının sonlarını göremedi. Bazı insan türleri ise 50 bin yıl önce ilk defa Avustralya'ya ulaşmayı başardı. Oradan da el yapım basit deniz araçlarıyla Endonezya'ya doğru göç ettikleri düşünülüyor. Kuzeyde ise ilk yerleşimler yaklaşık 20 bin yıl önce Rusya ve Sibirya'da başladı. Bu bölgede bulunan mağara resimleri, mezar motifleri ve kalıntılar bu insanların kalın kıyafetler, pantolonlar giydiğini, mamut kemiklerinden evler yapıp hayvan yağlarıyla ışık ve ısı oluşturarak soğuk günlerini geçirdiklerini gösteriyor. Sibirya'daki kalıcı yerleşimler bu insanların 12 bin yıl önce Alaska'ya, oradan da Kuzey ve Güney Amerika'ya göç ettiklerini gösteriyor. Bu bölgelere insanlar ilk defa gidiyorlardı. Afrika'nın farklı noktalarından dünyaya yayılan diğer homo türlerinin bazıları ise Anadolu üzerinden Avrupa'ya geçtiler. Fakat onları orada insansız bakir topraklar karşılamıyordu. Homo sapiensler Avrupa'da 200 bin yıldır yaşayan ve burada evrimleşen, fiziksel olarak zorlu rakipleri olacak olan Homo neandertallerin bölgesine girmişti. Homo neandertallerin olduğu bu yaşam alanlarında Homo erectusların olmadığı düşünülüyor. Homo erectuslar bu dönemlerde daha çok Asya'ya yayılmışlardı. Günümüz verilerine göre Asya ve Afrika'da Homo neandertal olmadığını biliyoruz. Homo erectus ile Homo neandertallerin karşılaşmasına dair ise henüz bir kayıt yok. Ama Homo erectusların yaşadığı zaman ve bölge dilimi Sibirya ve Asya'ya doğru yayılan deniz ovalıları
insanların yaşam ve tarih sahneleriyle örtüşüyor. Yani bu Homo erectusların yaşadıkları uzun zaman dilimi boyunca deniz ovalılarla çiftleşmiş olabileceklerini düşündürüyor. Deniz ovalılar o tarihlerde Asya'da dolaşıyorlardı ve muhtemelen Çin ve Güneydoğu Asya'daki insanların atalarıyla da çiftleşmişlerdi. Aynı zaman dilimi ve coğrafyayı paylaşan bu insan türlerinin birbirleriyle kaynaşmaması da pek mümkün görünmüyor. Bazı antropologlar şu an Çin'de yaşayan insanların kafataslarının yüz binlerce yıl önce burada yaşayan insanlarla benzerlikleri olduğunu söylüyor. Daha benzer şeyler günümüz Endonezya ve Avustralya'sında yaşayan insanlar için de geçerli. Bu ihtimaller ise insanların tek bir kaynaktan değil, farklı bölgelerden paralel olarak farklı alt türler olarak evrimleşmiş olabileceğini gösteriyor. Neandertal ismi ilk iskeletlerin keşfedildiği Almanya'daki Neander Vadisi'nden geliyor. Tal Almanca'da vadi anlamına gelir. Yani Türkçe'de Neander Vadisi insanı diyebiliriz. Bir Avrupa türü olan Homo Neandertallerin ilk ortaya çıkışları biraz yoruma bağlı olsa da sonlarının çok ani olduğu konusunda hemen hemen bütün bilim insanları hemfikir sayılır. Avrupa'da bulunan fosillerin çoğu Afrika, Asya ve Güneydoğu Asya'da görülen Homo erectuslardan çeşitli farklılıklar gösteriyor. Bulunan bu fosiller Homo sapiens, erectus ve neandertal karışımında ve birçoğu biz modern insanların öncesinde yaşamış bir ara tür gibi duruyor. Homo neandertal olamayacak kadar ilkel oldukları için bazı bilim insanları tarafından bunlar Homo heidelbergensis olarak tanımlandılar. Bulunan fosillere göre Homo heidelbergensis'in Afrika'da ortaya çıkıp Avrupa ve Asya'ya başarılı bir şekilde yayıldığı düşünülüyor. İlk erken insanların Avrupa'ya Cebeli Tarık Boğazı ya da Avrupa'ya en yakın bölge olan Tunus'tan Sicilya'ya, oradan da Batı Avrupa'ya geçtikleri düşünülüyor. Burayı kullanmak için ya yüzdüler ya da sal benzeri bir şeyler kullandılar. Bazı bilim insanları deniz akıntılarının çok güçlü olmasından dolayı Cebeli Tarık üzerinden bu göçün gerçekleşemeyeceğini belirtiyor. Belki deniz seviyesinin düştüğü zamanlarda ortaya çıkan adaları kullanarak geçmişlerdir. Rota olarak Anadolu'yu kullanma ihtimalleri de var tabii ki. Yani bir yolculuğun nasıl olduğu sizin de anlayacağınız gibi fosil ve veri yetersizliğinden dolayı şimdilik oldukça belirsiz. Çene kemiklerinden oluşan ilk fosiller 1907 yılında Almanya'da Heidelberg yakınlarında bir taş ocağında bulundu. Genel kabul gören tanıma göre Homo heidelbergensis'in farklı coğrafi bölgelerde binlerce yıl yaşadıktan sonra iki farklı türe evrimleştiği, Avrupa'ya gidenlerin Homo neandertallere, Afrika'da kalanların ise Homo sapienslere evrildiği düşünülüyor. Şimdilik Homo heidelbergensislerin 600 bin yıl önce yaşadığı ve Homo erectus'tan Homo sapiens'e geçen ara geçiş formu olduğu kabul ediliyor. Homo heidelbergensisler ucu sivri el baltalarını, mızrakları ve ateşi kullanarak avlanıyor, hayvan derilerinden kendilerine kıyafetler yapıyorlardı. Yani güçlü avcılar oldukları konusunda neredeyse hiç şüphe yok. Homo heidelbergensisler Homo sapiens ile Homo neandertallerin karışımına benzer bir yüze sahipti. Bu yüzden bazı bilim insanları Homo heidelbergensis'in yaklaşık 40 bin yıl önce yok olan Homo neandertaller ile ortak atamız olabileceği fikrini şiddetle savunuyor. Homo neandertallerin bizim kuzenimiz olduğunu hatırlarsak bu durumda Homo heidelbergensisler büyük anne ve büyük babalarımız oluyor. 1994 yılında yayınlanan bir makaleye göre İngiltere Boxgrove'da arkeolog Mark Bream Roberts tarafından Homo heidelbergensis'e ait olduğu tespit edilen kaval kemik ve diş fosilleri keşfedildi. Hakkında çok az şey biliniyor olsa da kendisi Britanya'nın en eski insanı olma ünvanına sahip. Bu fosil ortalama 1.80 boylarında ve 90 kilo ağırlığında 40 yaşına gelmeyi başarmış ve soğukta yaşamaya adapte olmuş bir erkekti. Fosillerinin yanında bulunan gergedan, ayı ve fare kemiklerinin ise onun son yemeği olduğu düşünülüyor. Bu hikayeden de görüldüğü gibi insanlık tarihi zorluklarla dolu ve çok karışık.